Aşkım ben hazırım. Yardım edeyim mi? Yok yok ya, hallettim, bitti. Tamam. Şunları da alayım. Sen ne yaptın sendekileri? Attın değil mi? Ha, notları mı diyorsun? Aşk olsun. Senin elinin değdiği, üstünde el yazının olduğu notları atacağım ben. Öyle mi? Atmadım tabii ki. Hatta onları kalbimin üstünde taşıyorum. Ben... Burada. Kalbin o tarafta değil yalnız. Tamam, bozma. Bozma beni. Bozmuyorum, bak. Ay, utandım. Çok utandım. Seninle aramız kötüyken hiçbir yerde duramıyorum. Uyuyamıyorum, uyanamıyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Yaşamıyorum sanki. Ama şimdi barıştık. Yeniden bir aradayız ya. O kadar mutluyum ki. Ben de çok mutluyum. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Yani biz şimdi barıştık. Tamam. Ama annem beni asla kabul etmeyecek ki. Ailem yüzünden hep nefret edecek benden. Saçmalama. Annem senden nefret etmiyor. Hatta sana haksızlık yaptığını düşünüyor artık. Çok üzüldü. Gerçekten mi? Evet. Gidip özür dilemişsin. Eşyaların parasını vermişsin. O zaman o da anlamış işte sana haksızlık ettiğini. O da bana Zeliş'in bir suçu yok. Götür bu parayı geri ver dedi. Evde olsaydın söyleyecektim ama yoktun işte. Ne zaman? Ne zaman sen geldin bize? Ya ben seni şirkette bulamayınca evine gittim. Annen açtı kapıyı. Parayı da ona verdim. Sana söylemedi mi? Söyledi tabii canım. Şey ben daha sonra tekrar geldin sandım. Kafam karıştı. Onu diyorum işte. Artık çıkmamız gerekiyor. Aynen, hazırım. Hadi. Geç kalacağız. Tamam sen bırak. Sen çantanı falan al. Of, tamamdır. Tamamsın değil mi? Aha. Tamam, hadi. Çantayı unutma. Tamam. Teyze, kıssana şunun sesini biraz. Ben de bir şey seyretmeye çalışıyorum. Kısınca duyamıyorum ben. Allah Allah, aç sen de. Hem senin kulaklığın yok mu? Takıver. Niye kulaklık takayım durup dururken? Kıs işte biraz. Ay. Tamam mı? Oldu mu? Memnun musun? Çok. Sen de iyice bir huysuz oldun ha. Aa, Zeliş. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Erkencisin. Ben birkaç gün daha kalırsın diyordum. Bak açsan kıymalı makarna yaptık. Yoğurt da aldım buzdolabına. Anne Ozan gelmiş buraya. Ozan mı gelmiş? Ne zaman? Ben iş gezisindeyken. Ben görmedim Ozan. Sen gördün mü eşim? Yoo. Anne beni delirtme. Gelmiş işte. Konuşmuşsunuz. Sana $2000 vermiş bana vermen için. Zeliş vallahi bak ben para mara almadım kimse. Almışsın anne yalan söyleme. Bak çağırırım Ozan'ı yüzleştiririm sizi. Aldım tamam. Aldım. Getirdi zorla verdi ben de mecburen aldım. Ne yaptın peki nerede para? Borcum vardı. Acil ödemem gerekiyordu. Oraya verdim. Tabii anne tabii başka ne yapabilirsin ki? Uçan kuşa borcun var çünkü. Dipsiz kuyu gibisin, bataklık gibisin vallahi. Zeliş. Ayıp oluyor ama. Yani para annenden kıymetli değil herhalde. Sen karışma. İnsan bir söyler değil mi? Usulen de olsa bir haber verir. Kızım Ozan geldi para bıraktı ama ben onunla borçlarımı ödedim der. Ama yok anne yok sen onu bile düşünmezsin. Zeliş mahcup olur demezsin. Vallahi çok bencilsin ya.
Zeliş bak. Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Varsa yoksa senin hayatın, senin borçların, senin keyfin. Zeliş. Ayıp oluyor ama artık. Sen de öylesin Yeşim abla. Tembelsin, bencilsin, egoistsin. Vallahi bıktım ikinizden de ya. Aa, biz senin hakaretlerini mi dinleyeceğiz ya? Teyze biz bunun hakaretlerini mi dinleyeceğiz? Hadi yürü gidiyoruz. Gidelim kızım. Gidelim. Bence de. Çok doğru karar. Gidin. Ha bir de bizi kovuyorsun. Zeliş. Sen bizi kovuyor musun anne? Evet anne. Gidin lütfen. Hadi teyzeciğim. Gel. Gel üzülme gel. Gel üzülme. Gel gidelim. Yazıklar olsun. Vallahi de billahi de yazıklar olsun. Resmen kovdu bizi. İnanamıyorum. Öz kızım beni kapının önüne koydu. Teyze, kovacağı belliydi, belliydi. Zaten fırsat kollayıp duruyordu. Yok peyniri bitirdiniz, yok banyo dağınık. Arıza çıkarıp duruyordu zaten. Kızım o benim be. Gene de annesiyim ben onun. Para söz konusu olunca annelik işlemiyor demek ki. Parayı duyunca ha? Aradığın fırsat ayağıma geldi dedi, gönderdi bizi. Kızık. Besle büyüt bu yaşa getir. Sonra gördüğüm muameleye bak. Ne var? Sen niye öyle bakıyorsun buna? Teyze sen ne yaptın o kadar parayı? Bir de duymamış gibi soruyor ya. Kızım söyledim ya. Borcum vardı oraya gönderdim dedim ya. Hmm. Gerçekten hepsi borca gitti yani. Nereye gidecek başka? Avukat aradı. Eğer ödemeyi yapmazsan avukatlığını bırakırım, davalarını bırakırım, hapse girersin dedi. Ben de Ozan'ın getirdiği parayı mecburen gönderdim işte. Ya sen onu bunu bırak Allah aşkına, bırak parayı, oldu bitti gitti. Şimdi ne yapacağız Yeşim? Onu düşün. Sersefil sokakta kaldık. Ne beş kuruş paramız var. Ne gidecek yerimiz. Şu hale bak ya. Var bir yer aslında. Neresi var? Ben geçenlerde bir ev bakmıştım. Gel gidip oraya bakalım. Sen niye ev baktın? Ne zaman baktın? Teyzeciğim. Bizi kovacağı belliydi diyorum, belliydi. Hadi, hadi gel bakalım evi bir görelim, hadi. Hadi teyzeciğim, hadi gel. Geliyorum arkadan. Sizin de gördüğünüz gibi, evin üç odası da geniş, ferah. Geniş. Geniş olmasın da. Rutubet var sanki. Rahatsız edecek kadar değil ama. Yani. Mutfak da eski. Vallahi bir tadilata bakar hanımefendi. Bir boya badana tamam. Pardon. Yeşim. Burada mı yaşayacağız biz? Neyse daha iyisini tutacak imkanımız mı var? Üç kuruş paramız var zaten. İdareli kullanmamız lazım. O da doğru. Bir başımı sokalım da bir yere. Gerisini de sonra düşüneceğiz artık mecbur. Tabii tabii. Ne yaptınız? Beğendiniz mi evi? Tutuyor musunuz? Mecburen. Tutacağız ama biz 6 ay peşin veremeyiz. Ben bir ev sahibiyle konuşsam. Ev sahibi Almanya'da yaşıyor. Ama 3 aylık peşin ödemeyi de kabul eder bence. 3 aylık kabul eder? Tabii sen konuş onları hallet. Bir de bu... Depozito için de bir konuşalım. Tabii depozitoya ne gerek var mesela? Aman boş ver. Konuşsan ev sahibiyle kaldırsın o depozitoyu da boş ver.